Merhaba web tekno takipçileri, buz gibi bir İzmir günde yine karşınızdayız. Bu videomuzun konuğu dünyanın en sağlam telefonu olma iddiasını taşıyan Cat S60. Lafı fazla uzatmadan şimdi incelemeye geçelim isterseniz. Ancak burada söylemek istediğim bir şey var. Bu ürüne haftaya mükemmel bir sağlamlık testi yapacağız. Sizlerin de fikirlerini alt tarafa bekliyoruz. Telefona tasarımsal açıdan baktığımız zaman uzaktan herhangi bir akıllı telefonu andırıyor. Ancak tasarım detaylarına indiğimiz zaman olay biraz değişiyor. Birçok farklı teknolojinin yer aldığı telefonda ilk dikkatimizi çeken detay arka taraftaki ikinci kamera. Ancak bu kamera herhangi bir telefondaki ikinci kamera değil, bu kameranın özelliği termal olması. Maviden kırmızıya bir renk aralığı barındırıyor. Mavi alanlar daha soğuk, kırmızı alanlarda daha sıcak diye özetleyebiliriz. Termal kameramızın altında bir adet normal kamera yer alıyor. Bunun altında çift ton LED flaşı görüyoruz. Bunların hemen yanındaki kapağın altında micro SD kart yuvamızı ve 2 adet SIM kart yuvamızı görüyoruz. Ön tarafa geçtiğimiz zaman 4.7 inçlik 720p bir ekranla karşılaşıyoruz. Üst tarafta ön kameramızı görüyoruz. Bunun hemen yanında ve alt tarafta suya sokacağımız zaman açıp kapatmamız gereken bir anahtar yer alıyor. Ayrıca telefonun hemen en altında da 3 adet fiziksel Android tuşu yer alıyor. Sol tarafa baktığımız zaman bir adet güç düğmesini görüyoruz. Bunun hemen altında atanabilir tuş görüyoruz arkadaşlar. Bunun altında SOS düğmesi yer alıyor. SOS düğmesini de şöyle anlatayım sizlere kısaca. Bu düğmeyi bir kişiyi atıyoruz arkadaşlar. Bir yakınımız olabilir, herhangi bir tanıdığımız olabilir. Sonra o düğmeye bastığımız zaman o kişiye bizim konumumuzun bilgisi geliyor. Bu da mesela dağda mahsur kaldınız ya da bir kampta mahsur kaldınız. Orada çok işinize yarayabilecek bir düğme. Bu düğmenin hemen altında micro USB girişini görüyoruz. En alt tarafında da 3.5 mm'lik jack girişimiz, yani kulaklık girişimiz yer alıyor. Telefonun alt tarafında ve üst tarafında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Sağ tarafına baktığımız zaman da sadece ses açma ve kısma düğmelerini görüyoruz. Telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi su geçirmemesi. IP68 sertifikasını destekleyen telefonun diğer telefonlardan farkı da şu şekilde: 5 metreye kadar 1 saat suya dayanabiliyor arkadaşlar. Ancak bunu yapabilmeniz için öndeki iki anahtarı da 5 metreye getirmeniz lazım. Ayrıca yine telefonla ilgili büyük iddialardan bir tanesi de 1.8 metreye kadar olan düşmelere dayanıklı. 14.7 cm uzunluğu, 7.3 cm genişliği, 12 mm de kalınlığı var. Ağırlığı ise 223 gram olan telefonun bu değerleri aslında makul görebiliriz. Çünkü telefonun iddiası oldukça sağlam olması. Telefon Android 6.0 ile birlikte geliyor. Hatta stok Android arayüzüne çok yakın olduğunu söyleyelim. Sadece ufak tefek birkaç ekleme yapmışlar. Şimdi telefonun biraz da kamerasından bahsedelim arkadaşlar. Ana kameramız 13 megapiksel, ön kameramız da 5 megapiksel. Ayrıca ana kameramız saniyede 30 kare Full HD videolar çekebiliyor. Kamera olarak günü kurtarabilecek bir kamera olduğunu söyleyelim. Şimdi dilerseniz telefonun esas aksiyonlu olan tarafı termal kamerasına geçelim. Cat S60'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi dünyadaki ilk termal kameralı telefon olması. Bu termal kamerayı kullanmamız için içinde özel yüklü bir uygulama geliyor. Ayrıca termal kamerayı tuttuğunuz tarafın da derecesini gösterdiğini söyleyelim. Benim günlük hayatımda çok fazla kullanacağım bir özellik değil, ancak şantiye gibi yerlerde ya da herhangi bir tesisatçıda oldukça işe yarayacağını düşünüyorum. Telefon 3800 mAh bataryayla birlikte geliyor arkadaşlar. Ancak bu bataryayı çıkaramadığımızı söyleyelim. Ekranın 720p olması, aynı zamanda işlemcinin de çok yük harcamamasından dolayı batarya bizlere 2 gün boyunca rahat rahat yetebiliyor. Şimdi biraz da telefonun donanımından bahsedelim arkadaşlar. Snapdragon 617 ile birlikte gelen telefonun 3 GB RAM'i, aynı zamanda 32 GB'lık bir depolama alanı bulunuyor. Videonun başında söylediğim gibi 128 GB'a kadar bu hafızayı arttırabiliyoruz İstersek. Çok üst düzey bir telefon değil arkadaşlar donanım özelliklerine baktığımız zaman, ancak internette gezinme, sosyal medyada dolaşma, mailleşme ya da mesleki alanlarda oldukça rahat kullanabilirsiniz. Tabii bu hiç oyun oynayamayacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Mesela ben kafa topunu bu telefonla cayır cayır oynadım. Şimdi telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Biz bu telefonu günlük kullanım için çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ancak ağır bir işte uğraşıyorsanız, suyla çok haşır neşirseniz, mesela dağa gidip 2-3 gün kalmanız gerekiyorsa ya da telefonu sinirlenip sürekli yere çarpan bir insansanız bence telefon tam size göre. Eğer bu özelliklerden herhangi bir tanesini taşıyorsanız ortalama 2200-2600 TL arasında piyasada oldukça rahat bulabilirsiniz. Tabii bir de buna pasaport kaydı masrafını eklemeyi unutmayın. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hemen yukarıya bir anket bıraktık. O anketi cevaplarsanız seviniriz. Sizce bu telefon günlük kullanım için uygun mu değil mi? Ayrıca videonun başına da belirttiğim gibi sağlamlık testine bu telefonlara neler yapalım, bunu da yorumlara atarsanız seviniriz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Millet hemen iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.